Değerli izleyenler, Doğan Cüceloğlu'yla İnsan İnsana programına hoş geldiniz. Orta çağın sonlarına doğru yetişmiş olan Hollandalı bilim insanı Erasmus der ki, hayvan hayvan olarak doğar, insan insan olarak doğmaz. İnsan oluşturulur der. Bakın, insan oluşur demiyor, insan oluşturulur diyor. Ne demek bu? İnsanın içine doğduğu ortamın bu insanın oluşturulmasında çok önemli etkisi var. Onu vurgulamak istiyor. Bir anaya babaya doğuyoruz ve bu anayı babayı seçmiyoruz ki. Acaba kimlerin çocuğu olacağız bize sorulmadı ki. Bu ortam nasıl bir ortam? Bana göre değerli izleyenler, esasında iki temel ortam var. Ya bu toplumsal kültür ortamı, korku ortamı veyahut da saygı ortamı. Eğer bir içeride yetiştiğiniz ortam korku ortamıysa orada insan insana ilişki göremezsiniz. Oradaki temel ilişki mevki, makam, şöhret, para, pul, varlık ilişkisidir. İnsanın değeri yoktur, gücün değeri vardır. Bu ortamlarda ilişki güçlü güçsüz ilişkisidir. Ama siz çocuk olarak bir saygı ortamına doğmuşsanız orada insan insana ilişkisinin önemi vardır. İnsan olmak önemlidir. Buradaki ana baba sizin insan olarak oluşmanıza çok yardım etmeye çalışır. Eğer siz korku kültürü içine doğmuşsanız insan oluşmasında bir eksikliğiniz kalır, tamamlayamazsınız. Ben bunlara yetişkin çocuklar diyorum. Bedenen yetişmiş, biyolojik olarak sakalı var, kadınsa işte her tarafı gelişmiş. Her şey gayet güzel ama duygusal olarak ruhen gelişmemiş durumda. Bir çocukluk var, bir çocukluğu kötü anlamda kullanıyorum. Bir arsızlık var, bir huysuzluk var. Bitmemiş bir şeyler var, orada acı bir şey var. Yetişkin çocuk dediğim dışı yetişkin, içi olgunlaşmamış demek oluyor. Evet, şimdi acaba biz nasıl bir ortama doğduk? Nasıl bir yolculuk içerisinde bugün biz esasında bu yolculuğun ortamın etkisi nedir? Böyle bir konuyu konuşmak istiyoruz. Benim bugünkü konuğum özel bir insan. Bilmiyorum kitabını okudunuz mu? Adnan Binyazar. Adnan Binyazar'ın kitabını ben Sivas'ta bir üniversitede konuşma yapmıştım. Cumhuriyet Üniversitesi'nde konuşmamdan sonra bir öğrenci geldi. Bana hocam dedi, sizin dedi çok hizmetiniz oldu benim yaşamıma. Ben de size dedi bir hatıra vermek istiyorum. Bu kitap benim için çok önemli. Size vermek istiyorum dedi. Buradan ben Mehmet Karaman'a sevgiler, selamlar yolluyorum. O zaman pedere öğrencisi, 4. sınıf üniversite öğrencisiydi. Yazdı bana, verdi bu kitabı. İtiraf edeyim, o verdikten bir yıl sonra falan kitap okudum, okurken müthiş etkilendim. Adnan Binyazar 1934 doğumlu, Diyarbakır doğumlu. Ve 14 yaşında ilkokula başlamış birisi. Yaşamın deneyimleri içerisinde öyle geçmiş ki artık sonunda köy enstitüsü. Ve kendisi köy enstitüsü aydınlarından birisi. Bir Türkçe ustası. Kendisini tanımak imkanı çok arıyordum. Kader kısmet tanıştık, buluştuk. Çok hoşuma gitti. Davet ettim. Ve biliyorsunuz burada konuklarımız var. Hoş geldiniz gençler. Adnan Bey, ben şunu merak ettim. Yani bir insan acaba bu korku ortamında mı yetişti? Yoksa saygı ortamında mı yetişti? Acaba anlayabilir miyiz? Bunu nasıl anlayabiliriz diye. Değerli izleyenler, korku ortamında mı yetiştiniz yoksa saygı ortamında yetiştiniz? Merak edersiniz değil mi? Bence anlayabilirsiniz. İlişkilere bakın. İlişkilerinize bakın. Şimdi diyeceksiniz ki hangi ilişkime bakayım? Bana öyle geliyor ki en önemli bakmanız gereken ilişki kadın erkek ilişkisi. Peki kadın erkek ilişkisinde neye dikkat edeyim? Evet. Kadın erkek ilişkisinde neye dikkat edeyim hadisesi? Evet. Kadın erkek ilişkisinde acaba saygı var mı?
Biz merak ettik. Bir sokak röportajı yaptık Adnan Bey. Bu sokak röportajını bir dinleyelim. Daha sonra sohbetimize devam edeceğiz. Kadının olduğu yerde erkek kendine çeki düzen verir sözüne inanıyor musunuz? Hayır, inanmıyorum. Türkiye'de en azından değil yani. Neden? Çünkü ne bileyim, otobüse bindiğimizde de oturuş şekilleri olsun gerek. Gerek ayakta işte dururken kendileri hiç böyle hani bir bayan mı var ya da ne ortamın içindeler, hani evlerinde gibi hareket ediyorlar. Gayet rahat, kimse umurlarında değil. Ben buna inanmıyorum yani. Tabii inanıyorum. Neden? Daha aşırın görürsünler diye. Katılıyorum. Neden? Çünkü Türk erkeğin yapısında bu vardır. Kadınların olduğu ortamda daha ağırbaşlı olmaya, daha dikkatli olmaya, sözlerini seçerek konuşmaya özen gösterirler. Bu Türk'ün yapısında olan bir şeydir. Hayır. Neden? İnanmıyorum çünkü bütün erkekler sanıyorum hep aynı şeyi düşünüyor. Niye düşünüyor? Yani çeki düzen vermez. Onlar bildiklerini okurlar erkekler. Her zaman öyledirler. İnanıyorum. Normalde de vermeli. Yani kadın olduğu yerde çeki düzen olmalı. Neden? Neden? Kadınlar detaycıdır bir kere. Erkeğin de kendini bir şekilde inandırıcı veyahut da güvenilir olduğunu hissettirmesi için o çeki düzeni kadına yansıtması lazım. Evet. Burada bayağı değişik fikirler gördük. Hakikaten verir diyen de oldu, vermeyen diyen de oldu. Adnan Bey, ben şöyle bir cümle söylesem, ona katılır mısınız? Veya ne dersiniz o konuda? Kendine saygısı olan erkek kadına saygılı olur cümlesi. Size anlamlı geliyor mu? Çok anlamlı geliyor. Çünkü öz benliğine saygı anlayışını yerleştirmişse o sürekli bir şey içindedir. Yani bir iç denetim içindedir. Yani kendini sürekli denetler. Çünkü toplum içinde olan insan toplumun kurallarına kendisi de uydurmadığı zaman belirli kesimlerin onu suçlamasına yol açabilir. Evet. Mesela kaba sayılabilir. Evet. Yahut yapmacık sayılabilir. Evet. Onun için doğal davranabilmesi için yani kendine o düşünceyi, saygıyı yerleştirmişse o insan doğal insandır. Evet. Ama yapay saygılarla hareket ediyorsa hem gülünç olur hem karşısında güven uyandırmaz. Evet. Şimdi eğer birisi hasbelkadar korku kültürü içine doğmuşsa, yani ne demektir bu? İşte annesi babası adam yerine koymuyor çocuğu ve çocuğun kendisi olmasına, kendisine saygılı bir şekilde büyümesine izin vermiyorsa, çocuk ben bir insanım, ben saygı görecek bir varlığım duygusuna kavuşmamışsa, ondan dolayı kendisine saygısı olmadığından dolayı da esasında bu çocuğun bu ortamda öğrendiği tek şey şu: benden güçlüyse korkarım, çekinirim. Bunun adına saygı diyor korku kültürü. Eğer benden güçlü değilse umurumda değil abi. Ne sırasına dikkat ederim, ne şusuna, ne busuna şeklinde bir tavrı var. O nedenle etrafında kadınmış, çocukmuş, kendinden güçsüz kimi görüyorsa esas itibariyle, ben buna mafya kültürü de diyorum, paldır küldür çekip gidiyor. Ve güçlü görünmek, yani kadının bulunduğu ortamda onun güçlü görünmesi bayağı önemli diye düşünüyorum ve bu tip ortamlarda küfür konusunda yaratıcılık da sanki böyle bir gücün göstergesi gibi oluyor. Siz değişik ortamlarda bulundunuz ve küfrün bol edildiği ortamları yaşadınız. Ve özellikle sizin bu Masalını Yitiren Dev kitabında bir Valentino karakteri var orada. Ve bunu bir bölümde ayrıntılarıyla inceliyorsunuz. Bu dediklerim Valentino karakteriyle ilgili ilişki içerisinde geçirdiğinizde size neler hatırlatıyor, neler düşündürüyor Adnan Bey? Teşekkür ederim. Valentino'ya gelmeden önce bu korku kültürünü çok iyi anlatan bir örnek vermek istiyorum. O da şu: düşünün, çocuksunuz, yani 4 yaşında ya 3 yaşındaydım sanıyorum. Şimdi annem sürekli kaygı içindeydi. Yani babamın sarhoş geleceğinden emin ve sarhoş olduğu zaman da saldırgan olacağından da emin.
ne yapacağını bilemezdi. Nitekim babam geldiği zaman ben o zaman böyle elbise dolapları falan yok. Ben çok yoksul bir kesimden geliyorum. Nihayet duvarlara çiviler çakılmıştır. O çivilere asılır elbiseler. Hiç unutmuyorum. Ya 3 ya 4 yaşındaydım. Annemin vişne çürüğü, rengi bir elbisesi vardı. Ve benim için zenginlik buydu. Annem böyle güzel bir elbise giyiyor falan gibi. Gider o elbisenin altına saklanırdım. Babam beni de görür, tekmeyi patlatır diye. Çünkü çocuklar iki kişi arasında bir gerilim olduğu zaman atılıp kakılmaya çok çok müsait varlıklardır. Çünkü hiçbir savunma güçleri yoktur. Ve insan dengesini yitirdiği zaman da en güçsüze saldırır. Yani dikkat ederseniz hayvanlaşır. Yani babanız da olsa hayvanlaşır. İnsan insandır çünkü. Ha, şimdi orada bir kaplan bile önce güçsüz hayvana saldırıyor. Yavrulara saldırıyor önce. Bunun evet, gibi. Evet. Aynen bunun gibi evet. Yani. Ha, şimdi ben bu korkuyu çok yaşadım. Evet. Bu korkuyu çok yaşadım. Bu korkunun hayatımda etkisi oldu mu? Hı. Çok garip. Pek etkisi olmadı. Hı. O da şuna bağlı. Birinci sorunuzda şey yaptınız. Yani çok erken yani 14 yaşında okumaya şeye başladım. Yani tamam o ilkokula başladım ama o zamana kadar kendi kendim 6 yaşında bir gün dayım bir kitap getirdi. İşte bu A'dır B'dir dedi. Okuma yazmayı öğrendim. Ondan sonra şeyleri bu halk kitaplarını çok okumaya başladım falan. Daha onun çok ayrıntıları var bu kitapta. Okunmayınca tabii bunları anlatmak mümkün değil. Evet. Ve okula gittiğim zaman da köy enstitüsüne gittiğim zaman da ben yalnız bir erdemli hocayla karşılaştım. Ben 14 yaşında birinci sınıfa gittiğim zaman bu birinci sınıf öğrencisi değil. Dediler 3 sınıf birden atlattılar. Yani ben bir nevi 4'te 5'i okumuş oldum. Mesafeyi kısalttım köy enstitüsüne gittiğim zaman da. Hiçbir zaman böyle hafif kitaplar okumadım. Mesela söylesem şaşarsınız. Shakespeare'in Romeo ve Juliet'ini okumaya başladım. Çünkü filmini görmüştüm. Evet. Orada tabii doğal olarak o yaşta hepimiz evet, burada genç arkadaşlarımız da var. Evet. Gerçi o dönemi az çok atlatmışlardır ama her insan çevresindeki insanlardan çok okuduklarına aşıktır. Ay ay ay. Bu ben sözün altını çizmek istiyorum. Ben çok büyük, önemli gençler. Tabii tabii. Çok önemli gençler. Ben, her insan çevresindekilerden ziyade evet, okuduklarına aşıktır. Ben, şimdi Juliet'e evet, aşıktım onu söyleyeyim. Evet. Ama Valentino'ya müsaade ederseniz gelmek ona istiyorum. Ona geleceğim isterseniz. Peki arada sormak istiyorsunuz tamam, buyurun tabii. Şimdi bana öyle geliyor ki yani bir kişi merak ediyorsa ortamda korku kültürü var mı yok mu? Bu kadın erkek ilişkisine bakın bir. O korku kültürünün olup olmadığını anlarsınız. Bir ikinci alan da bana öyle geliyor ki Adnan Bey. Başkasının başarısına nasıl bakıyoruz? Yani başkasının başarısını gördüğümüz zaman neler hissediyor, neler konuşuyor, neler diyoruz konusu bana çok önemli göründü. Ondan dolayı merak ettim, sokağa çıktım ve sorduk başarıyla ilgili olarak. Onun o cevapları bir alalım bakalım. Böylelikle daha zengin bir şekilde o karakterlere doğru gidelim. Ne dediler? Bir başkasının başarısı insanları sevindirir mi, kıskandırır mı? İnsanına bağlı. Bazısını sevindirir, bazısını kıskandırır. İnsanına göre değişir o. Ben şimdi mesela bir arkadaşımın başarısını her zaman kıskanırım, tebrik ederim, destekle çıkarım. Ama fesat olan insanlar, fesat bir düşünceye sahip olan insanlar her zaman onun yerinde olmak isteyenler. Ne bileyim yani taşlamaya falan çalışırlar, yakıştırmadığını düşünürler. Böyle bir ezik bir ego diyeyim ben size. Kıskandırır. Neden? Eğer kendisinde o başarı yoksa mutlaka karşısındaki insanı kıskanır. O da onun gibi olmak ister. Vallahi çoğunu kıskandırıyor ama beni sevindiriyor. Herkes. Neden kıskandırıyor? Ruh, kararmış ruhları. Ben başkalarının daha iyi olmasını, tahsiliyle, zenginliğiyle çok seviniyorum. Ve kendimle barışık bir insanım. Kendisiyle barışık olmadığı için insanlarda böyle bir ruhları kararmış. Herkeste var, bende niye yok? Bu açıdan. Bu zamanda insanlığın önüne geçmiş maddiyat. Hırs var insanlarda.
İnşallah herkes değişsin, düzelsin. Hep güzellikler olsun dileğim. Değerli izleyenler, içinde yetiştiğiniz ortam, içinde yaşadığınız toplumsal ve kültürel ortam nasıl bir ortam acaba? Korku kültürünün baskın olduğu bir ortam mı? Yoksa saygının ve değerler bilincinin baskın olduğu bir ortam mı? Bunu anlamak için ben iki tane ilişki alanı seçtim. Bir tanesi kadın erkek ilişkisine bakın dedim. Buna geleceğiz yeniden. Bir tanesi de insanların başarısına nasıl bakıyoruz acaba? Onun için konuşanlardan bir tanesi dedi ki insana göre değişir. Gerçekten öyle. Hangi ortamda yetişmiş acaba bu kişi? Şimdi bilmiyorum siz duydunuz mu Adnan Bey? Bu Sedat Simavi'nin Türkler başarıyı hiçbir zaman affetmez diye bir sözü var diyorlar. Hiç duydunuz mu bunu? Duymadım. Ama hemen inanacağım bir söz değil. Evet. Yani çünkü bakın size ben çok somut bir örnek vereyim. Bütün sorun benliği pekiştirmek ve benlik sahibi olmak. Buna ben bireysellik duygusu diyorum. Ya birey olma düşüncesi çok çok büyük bir şey. Toplum olmaktan daha zor bir şey. Şimdi eğer... Bakın çok önemli. Gençler sizin için altını bir kere daha açalım. Birey olmak çok zor bir şey. Toplum olmaktan daha zor bir şey. Bu çok önemli bir söz. Bunun altını çizmek istiyorum. Evet. Şimdi birey olduğunuz zaman özgüven sahibi oluyorsunuz. O zaman size çok somut bir örnek vereyim. Dün bir hanım bir araştırma yapıyor. Bana bazı sorular yöneltti. Ben o sorulara yanıt verdim. Mesajının bir yerinde, yani iletisinin bir yerinde diyelim. Diyor ki bir gün ben de sizler gibi olacak mıyım diyor. Benim de ona verdiğim yanıt şu. Bizler gibi olmayı hedeflemeyin dedim. Kendiniz gibi olmayı hedefleyin. Bu çok önemli bir şey. Çünkü Nurullah Ataş da yıllar önce bir insan diyor Karacaoğlan gibi şiir yazarsa ne anlamı olabilir bunun diyor. Çünkü Karacaoğlan zaten var. Evet. Karacaoğlan'dan öteleri yazacaksa yazmalıdır, evet. Değil mi? Evet. Ha, şimdi bütün sorun bu. Kıskançlık gelince ben biraz yani bu da kitapların tabii sonucu. Evet. Yani demin Sayın Hocamız başta söyledi. Hayvan hayvan olarak doğar. İnsan insan olarak doğmaz, oluşturulur. Orada çok önemli bir ayrıntıya değindi dikkat ettiyseniz. Oluşmayı kullanmadı. Oluşturulmayı yani ettirgen biçimi kullandı. Çünkü oluşma içinizdeki bir istektir. Ama oluşturulma çevreden algıladığınızla kurduğunuz o öz benliği sağlam kişiliktir. Evet. Kişiliğin temel besleyicisidir. Evet. Şimdi ben mesela bir yazarı okuduğum zaman inanınız belli bir başarı gördüğüm zaman duyduğum hazzı hiçbir zaman duymuyorum. Evet. Hele hele gençler arasında böyle bir şey gördüğüm zaman. Geçenlerde genç bir öğretmen, sınıf öğretmeni öykü ödülü aldı. Ben o çocuğun yazdıklarını biliyorum ve ödül alacağına kesinlikle inanıyordum. Yunus Nadi gibi büyük bir ödül aldı. Öykü ödülünü. Ben onun yani biliyordum böyle bir ödül alacağını. Çünkü temeli sağlam, yazdığı sağlam. Ve evet. Düşünün ben şu yaştayım, o çocuk daha 30'unun biraz üstünde sanıyorum. Hayranlıkla okuyorum şimdi evet. Onu ve evet. Büyük bir heyecanla okuyorum. Evet. Çünkü anlıyorum ki benim vardığım yolun izleyicisi sağlam bir insandır. O da ayrı bir güven yaratıyor bende. Çok güzel. Annencim, senin kitabını okurken ben bazen ağladım. Yalnız Valentino'ya gelelim. Geleceğim. onun yeri ayrı değil mi? Tabii. O bir karakter. Bazen ağladım, bazen düşündüm, bazen dedim kendi kendime. Ve burada arkadaşlar sizin yazarın ağzından duymanızı istediğim bir taraf var. 8 yaşında Beşiktaş'ta hamallık yapan birisi. Çöp gibi bacaklarıyla. Ve bütün gün o soğukta kalıp hiç iş yapamamış olması var. Bir gün bir kadın küfesini tamamıyla dolduruyor. Ve 6 yaşında kardeşi Cengiz. Ve iş
Hamal Adnan'a çıkıyor. Alıyor, götürüyor. Ve bu kadın işte yokuşta tırmandığınızdan dolayı netice itibariyle eve götürdüğü zaman bakıp size bir sıcak çorba veriyor. Ve ondan sonra da bu sıcak çorbayı içme durumunuz oluyor. Mutlusunuz. Mutluluğu yaşıyorsunuz. Ama ondan sonra geri dönüp geldiğinizde bir duygularınız var. O haz devam edemiyor. O çok önemli geldi bana. Kardeşinizi gördüğünüz zamanki durumunuz. Sizi o ana götürmek istiyorum der. Onu duymak istiyorum. Evet. Şimdi tabii Doğan Bey işte o kadar ayrıntıları görmüş ki insan yazdığının böyle bilinmesinden de çok büyük haz duyuyor. Şimdi şöyledir olay. Kadın bir defa ben kadın varlığına çok inanan bir insanım. Yani kadın çünkü üretkendir, yaratandır yani bir nevi. Çünkü bütün şeyi devam ettiren, yani insanlığı devam ettiren bir varlıktır. Ayrı bir saygım var. Bu saygı yapay bir saygı değil. En nefret ettiğim adamlar da kadına kompliman yapan adamlardır. Mesela diyelim ki bir kadına yaklaşacaksa ondan nazik yoktur. Ondan mükemmel yoktur. Ondan bilgili yoktur. Ama o kadını elde ettikten sonra o kadına en büyük hakaretleri bu yapmacık tavırlı insanlar yapar. Ama öyle insan da var ki o tavırlarını ömür boyunca yapmanın üstünde o kadını öyle bir güvenlik içinde yaşatır ki kadın ona kişilik verirken o da kadının kişiliğini tamamlar. Zaten evlilik dediğimiz şey bir kişilik bütünleşmesidir. Şimdi orada kadın şunu yaptı. Bakın çok önemli, sağ olsun Doğan Bey bu noktaya getirdi beni. Belki Valentino'dan çok daha önemli bir nokta. Ama Valentino'yu unutmayalım. Unutmayalım, tamam. Sonra kadın bana yükledi. Tabii zaten beslenme diye bir şey yok. İnanınız ekmek bulamıyorum şu kadar parça. Çünkü 2. Dünya Savaşı. 125 gram ekmek hakkınız var çocukları. Sanıyorum büyüklerin hakkı 250 gramdı. Yok. Benim o da yok çünkü nüfus cüzdanım yok. Nüfus cüzdanı olmayana karne de vermiyorlar. O 125 gramı da alamıyorsunuz. Artık ne bulursanız onu yiyorsunuz. Küfeye koydu. Baktı ki belim kırılıyor. Ne soylu kadınlar var. Aman yarabbim. Yani bu kadın çözülmeyen büyük bir varlıktır. Büyük bir muammadır yani. İşte yani oradan başlıyor iş. Kalktı, yükümün ağırlığını hissedince elindeki o zaman şey var, file diye bir şey vardı. Bir kısım yükü fileye şey yaptı. Ve bu Maçka yokuşunu çıkıyoruz. Şimdi gittiğim evi de hiç unutmuyorum. Nişantaşı'nda, Nişantaşı orası herhalde, Vali Konağı Caddesi'nin yürüyün. Tam karşınıza bir apartman çıkar sokağın sonunda. Ondan sonra sağa saparsınız. O apartmana ben asansörlüydü o zaman bile, sırtımda küfeyle bindim. İlk tamam. defa asansöre evet. sırtımda küfeyle biniyorum evet. ve uygarlığa vardım diye seviniyorum. Küfe evet. büfe ağırlık hissetmiyorum. Adnancığım kısa bir ara vereceğiz. Unutma ama söyleyeceğini, olur mu? Yok, unutmam. Evet. Hiç unutmam. Çok güzel. Hayat unutulmaz dostum. Çok güzel, çok güzel. Değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra bu çok anlamlı öyküye devam edeceğiz. Değerli izleyenler, bu programın adı İnsan İnsana. Ve biraz önce Adnan Binyazar insan insana bir ilişkinin öyküsünü anlatıyordu. Ben bu öyküyü yeniden izlemek istiyorum. Evet, filesine doldurdu dediniz. Evet, o yokuşu benimle beraber taşıdı ama yani... Bu nasıldır biliyor musunuz? İnsanın sırtında ağırlık olduğu zaman her adımın bir zafer olduğunu hissedersiniz. Yani her adımı atıp yol aldığınız zaman her adımda bir zafer kazanırsınız. Sonunda asansöre binince zaferin doruklarına vardım. Bir uygarlık aracına ilk defa biniyorsunuz. O korkunç bir şey. Evet. Hatta, unutmayın bu 8 yaşındaki evet, bir evet. oğlanın gözüyle anlatılan evet, bir öykü. Evet. Sonra bakın Sait Faik'in Tüneldeki Çocuk diye bir öyküsü vardır. Evet. O çocuğun o şaşkınlığı, tünele ilk defa biniyor bu tünel biliyorsunuz. Çok eski şu evet. şeydeki tüneldeki işte. Ona biner o çocuğun meraklarını bir okusanız dehşete kapılırsınız. Tavsiye ederim gençlere özellikle. Sonra
Bir defa girdim içeri, gel dedi, senin şimdi için ısınsın, sana bir çorba içireyim dedi. O zaman bu tarhana çorbasını biberle şey yaparlardı, karıştırırlardı. Evet. Hakikaten içiniz yanar ve ısınırsınız bayağı. Öyle bir çorba verdi bana. Fakat benim orada bir başka bir ayrıntı var. Sobanın arkasında kedi yer yapmışlar. Öyle bir keyifle oturuyor ki hayatta işte o zaman niye bir kedi yaratılmadığımı şey yaptım. İmrendin. Niye kedi değil? İmrendin. Zaten. Şu kedinin saltanatına bak. Ve içinde garip bir şey. O zaman tabii benim gücüm de kedilere yetişiyor. İstedim ki o kediyi parçalayayım, bunun yerine ben oturayım. Tabii böyle bir şey yapmam mümkün değil. İşte ondan sonra oradan çıktım. İstediğiniz kadar içiniz, dışınız, yani incecik elbiseler, ayağınızda su çeken ayakkabı olduğu zaman çorbayla istediğiniz kadar ısının dışarıya. İstanbul'un kışları eskiden böyle de değildi. İnanır mısınız? Parmaklarım düştü derlerdi. Yani soğuktan parmaklarınızın düştüğünü hissedersiniz. Böyle soğuklar. Geldim ki kardeşim, işte bu gene hamalların da bir organizasyonu var demek ki. Bir şey yapmışlar, böyle çıra vardı o zaman. Ateş tutuşturmak için çıralardan oluşan bir küme yakıyorlar. Kardeşim böyle, o benden daha zayıf. Böyle bacaklarında kir katmanları, böyle aradan. Tabii büyükler hep çocukları da pek koruyup öne de çıkarmazlar. Böyle aradan kafasını sokmuş, sırtında küfe, ısınmaya çalışıyor. O zaman içtiğim çorba da mideme kramplar girdi. Nasıl bir pişmanlık duygusu. Yani mutluluğumun utancını yaşadım bir bakıma. Onu öyle görünce. Tabii artık ağladım mı, sızladım mı, başka bir duygumu yaşadım. Onu artık siz belirleyin. Değerli izleyenler. Mutluluğumun utancını yaşadım. Bu çok güçlü bir ifade. Şimdi acı çekmiş insanlar, genellikle benim gördüğüm, hele kayınvalideler acı çekmişse gelinlerine çok acı çektiriyorlar. Şimdi biz merak ettik. Bu acı çekmiş insanlar acaba acı çektirmekte haklılar mı? Sokağa çıktık annem bey, sorduk. Şimdi ne dediler, bir dinleyelim. Kendisine acı çektirmiş bir insanın diğer insanlara acı çektirmesini haklı görür müsünüz? Hayır, asla. Biraz daha açar mısın? Asla görmem. Çünkü kendisi acı çekiyorsa veya herhangi bir başkasına çektiriyorsa o mutlaka aileden kaynaklanan bir şeydir. Mutlaka onun çekmiş bir acısı vardır. Yani katılmıyorum ben buna yani. Yani çektirmemeli mi? Tabii ki çektirmemeli yani. Niye kendisi acı çekiyorsa niye bir başkasına çektirsin ki? Kendi acısını kendisi yaşasın. Karşısındaki insan onun acısını çekmeye mecbur değil yani. Herkes kendi acısını kendi çeksin. Hayır. Yani o biraz bilinçaltında yerleşmiş bazı insanların kompleksleri vardır. Yani ben çektim, o da çeksin. Bu yanlış bir şeydir. Bu ifadeleri hep doğruya getirmemiz lazım. Onun için insan kendini yargılaması lazım. Daha doğrular bulması için. Onun için ben doğru bulmuyorum. Ben çile çektim, sen de çek. Öyle bir şey yok. Hepimiz iyi yaşayalım, hepimiz huzurlu yaşayalım. Niye çile çekelim ki? İnsanların içinde öyle bir hınç oluyor da, hani ben çektim, o da çeksin diye. Ama normal görmüyorum yani. Hayır, görmem. Yani sonuçta kendin acı çekmişsin. Niye başkasının da acı çekmesini istersin ki? Mantıksız. Değerli izleyenler, bu Masalını Yitiren Dev kitabını ben okuduğum zaman acı çektiren insanları orada gördüm. Ve bu insanların en başında da bu Koca Mustafa Paşa'daki lokantacı usta geliyor gibi geldi bana. 8 ile 14 yıl, 5 yıl orada sizin çektiğiniz, sonradan bana gönderdiğiniz yazıda da okudum orada yeni ziyaretiniz sırasında. Bu acı çekme, acı çektirme konusunda bu lokantacı ustanın böyle şeyi kafama birinci planda çıkıveriyor Adnan Bey. İnsan bir şeydir. Yani gücünün yettiği karşısında büyük bir kahramandır. Nitekim büyük devletler bile küçük devletler karşısında kahraman oluyorlar. Kendilerine eş devletlere sesleri bile çıkmıyor dikkat ederseniz. Bu biraz insanın da sanıyorum tabiatında olan bir şey. Bir defa ben güçsüz mesela şöyle söyleyeyim. Mesela zengin yerden kız almış adamın kadına
tavrıyla yoksul yerden almış insanın tavrı arasında fark vardır. Zenginlik adamı biraz hizaya getirir. Çıkar duygusu çok garip bir şey. Bunlar hep birbirine bağlı. Şimdi orada usta, beni düşünün, Polis Recep diye biri mezarlığın köşesinde buldu. Sahipsiz kalmışım. Gene babam geçmiş gitmiş. Gene işte o çok çok, gene 8 yaşında falanım yani, o kadar, o yıllar evet, işte. Evet. Polis aldı götürdü. Polis inanınız bir Volkswagen gibiydi. Şişman. Yüzü güleç. Fırıl fırıl bir adam. Götürdü ustaya, usta onun hemşerisi. Al bakalım dedi, sana çakı gibi bir çırak dedi. Ben açlıktan ölüyorum. Yani bir köpekten farksızım. İyice üstüne böyle bir... Eskiden bakın, insan o kadar gaddardır ki işi yiyecek yer yokmuş gibi gider, kedi uyuyorsa kedinin üstüne işerdi. Allah'tan benim üstüme işemediler ama inanınız bir küfenin içinde yatarken bir gün adam şey yapmış, isale tutulmuş, geldi küfenin, küfeye oturdu. Bunları bile çektim yani. Neyse, çakı gibi deyince usta hemen şöyle bir şey, ne çakı ne çakı dedi tabii. Çakılıkla gerçekten alakam. Çakı gibi yani, çevik, zehir gibi. Sonradan öyle oldum ama. Evet. Garip bir şey. Şimdi ustada bir alışkanlık vardı. Yani çocuk dövülür adam edilmek için. E ben de sahipsizim. Adam bütün gladyatör gibi. Bütün gücünü bende deniyor. Fakat bir gün, ulan dedim bu herife ders vereyim. Onun gücü varsa benim de gücüm var. Kaynar suyu adamın kafası şeydi. Bu şimdi gençlerde de başladı. Sıfır tıraş ettiriyorlar. Evet. Osmanlı pehlivanı gibi. Evet. O gıcık olurdu bu herifin kafasının o çıplaklığına. Hı-hı. Dur dedim ben bu suyu bir bunlara getirip kaynar suyu kafasına dökeyim de haşlansın. Hı-hı. Ondan sonra beni dövemesin. Öldürmek amacıyla değil. Sırf o yumurta gibi kafa sıcak suyu görünce ne hale gelebilir? İşte çocuksu bir şey. Evet. Halbuki neler olmaz yani, değil mi? Yani bunu yaptım fakat Allah'tan ki su başka yerlere şey yaptı. İkincisi, bile bile yaramazlık yapardım. Ve adama galip gelmek için, insan garip bir şey. Hayatın hem söz ironisi vardır hem davranış ironisi vardır. Şimdi benim ona karşı güçlü olduğum bir taraf var. Mesela yaramazlığı yapıyorum, beni kovalıyor. Tutması mümkün değil. İyi kaçıyorsun. Onun acizi çok tabii. Evet. Zehir gibi böyle. Evet. Onun acizinden... Acizi beni tatmin ederdi. Hı hı. Bir defa bırakın kaçmayı, diyelim ki şöyle yaklaştı, ağzımla gözümle böyle acayip hareketler yapardım, adam deliye dönerdi. Ama istediği kadar hızlı şey yapsa bana ulaşması mümkün değildi. Ondan sonra bir şeyi de, şimdi gazete okur, onu anlatmama izin verirseniz çok enteresan. Gazete, evet, gazete, lütfen. Gazeteyi tersinden tutuyor, adam okuma yazma bilmiyor. Hı. Ben öğrenmişim okuma yazmayı. Ben bunu okuyorum. O zaman Milli Kalkınma Partisi vardı. Bu da o partidendi. Ha. Mesela Milli Kalkınma Partisi çökmek üzere. Aha. Çökmek yani dağılmak üzere. İşte şu kadar adam ayrıldı, bu kadar adam ayrıldı diyor, deniyor falan. Ulan dedi doğru oku dedi. Ulan dedi doğru oku. Bir gün dur dedim buna doğru okuyayım. 200 kişi ayrılmış diyelim. 200 kişi Milli Kalkınma Partisi'ne katıldı dedi. Ondan sonra bu sefer de alay etti diye bakma yüzü dövdü beni yani. Dayaktan kurtulamadım bir türlü. Evet. Ama sağlam kaldığıma şükrediyorum. Şimdi inanır mısınız, benim şu tırnağım çatlaktır bir maşa yediğim için. Hı-hı. Şurada böyle şöyle bir oyuk vardır bacağında, kızgın maşayı sapladığı için. Evet. Bir gün ayaklarımda böyle bu bacaklarımda, İnanır mısınız yani tahmin edemeyeceğiniz şeyler, böyle pıtırcıklar oluştu. Böyle iltihaplı falan. İşte o maşadan dolayı. Mikrop mu kaptı, ne yaptı? Herhalde. Sonradan bir kadın geldi. Şeyle, bu ponza taşı gibi bir şey var. Kadınlar bilir, topuklarını daha parlak göstermek için cilalıyorlar o taşla. Onunla böyle şey yaptı, kazıdı. Ve ne antibiyotik, ne şey var, iğne var, ne uyuşturucu var, ne bilmem ne. Böyle koyu bir katran gibi bir kan aktı. Sonradan bir merhem sürdü. 2-3 günde de düzeldi. Eti temiz lafını o zaman hatırladım. Bu çocuğun dediler, eti temiz çabuk iyileşir. Çabuk iyileşir.
Şimdi sizin bütün bunların içerisinde bir sözünüz var orada. Dayak bendeki utanma duygusunu yok etmişti. Evet. Yani bu hakikaten çok önemli bir şey ve burada ana babalara kesinlikle söylemek istiyorum. Dayak hiçbir zaman çocuğu terbiye etmez. Hiçbir zaman bir terbiye aracı olarak kullanmamıştır. Dayak insanın olarak oluşturulmasında en büyük engellerden biri. Dostum atasözü vardır. Çok dövme huysuz olur, çok söyleme arsız olur. Arsız olur. Evet. Halk bilgedir. Evet. Şimdi bazen de ustaya yaranmak için, onun gözüne girmek için yaptığınız şeyler oluyordu. Ve hatırlıyorum mesela İsmail Dümbüllü ile bir tanışmanız olmuş. Ya tabii bunu büyük bir utançla hatırlıyorum. Şimdi İsmail Dümbüllü halk adamıydı. Ama o zaman ben İsmail Dümbüllü'nün bilincinde değilim. Evet. 8-9 yaşındasınız. Yani bilincinde değilim öyle, evet, bir sanatçının olduğunu. Ama güzel yüzlü. Hmm. Kaşları simsiyah. Artık iyice yaşlanmıştı. Yani bayağı yaşlıydı İsmail, evet, Dümbüllü, evet, o zaman. Şimdi bu sanatçılar, bizim o esnafın bir zalim takımı vardır. Espri gücü budur ama. O da ondan haz duyuyor. Kültürü bu. Ya nasıl bir adam şimdi tiyatroda takla atmayı, oyun oynama sanıyorsa, görüyorsunuz sahneleri. Ha 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 diye şımarıklık yapmayı sanat sanıyorlar. Ve millet de onu sanatçı sanıyor. Şey bu. Şimdi zaman geçti ve arkadaşlar burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum ben. Yani bazı insanlar acı çeker ve bu acılara baktığı zaman ah ben ne kadar acı çektim biliyor musunuz diye sürekli ömür boyu ahlanır vahlanır. Bazı insanlar hiç acı çekmemiş gibi bunu hiç yokmuş gibi kabul edip inkar ederler. Bazı insanlar da benim yolculuğum buydu, bu acılarla ben oluştum ve benim insan olarak oluşmam da gerçeklerimdendir deyip onunla haşır neşir olur, anlaşır ve ondan sonra insan olma yolculuğuna devam eder. Adancığım ben seni bu insan olma yolculuğunda bu acıları kullanmış, yerini yerleştirmiş ve olgun bilge bir kişi olarak görüyorum. Şimdi bu yolculukta sen eğitimini tamamlayıp yedek subaya gittin ve yedek subay elbisesiyle bu Recep miydi ustanın adı? İbrahim'di. İbrahim ustayı, lokantacıyı bir ziyaretim var. Evet. Bu bence çok kritik geliyor. Bakın sivil gitmedi, yedek subay elbisesiyle gittin. Şimdi onu can elinden vurdum. Bir şeyler oldu orada. Önce şunu söyleyeyim. Geçmişi insanın mirasıdır. İstediğiniz kadar çaba gösterin, geçmişinizden kopamazsınız. Yani bir de geçmişinizi bir şimdi sayın hocamızın söylediği gibi böyle bir hesap yapmadım o zaman. Yani ben işte insan olayım, bunları unutayım falan filan. Zaten sayın hocam da genel kuram bağlamında söylüyor onu. Böyle bir hesabınız yok. Ama insanda eğer bir ironi gücü varsa, yani acıları yumuşatma yeteneğine sahipse, bu kendiliğinden olan bir şey. Siz bilmiyorsunuz bunu. Böyle bir hesabınız yok. Çocuk hesap yapamaz. Çocuk davranışının yolundan gider. Yoktur çocukta. Yani öyle mantıklı falan filan, bunların hepsi palavradır. Çocuğun gerçeği neyse, o gerçek yolu neyse o çizgide gider. Şimdi onu da kasıtlı yapmadım. Aslında daha yedek subay değilim. Yedek subay okulunda okuyorum. Benim numaram 808'di. 808 uzaktan teğmen işareti gibi görünüyor. Yani az teğmen işareti gibi. Tek bir aklıma geldi. Ona bir ders verme gibi bir şeyim de yok. Sırf merak ettim. Aha. Merak ettim. Yani usta ne alemde acaba? Öyle ya, bugün bile ona minnet duyuyorum. O kadar dayak atmasına rağmen. Hiç olmasa beni bir çatı altında barındırdı. Minnet duyuyorum. Allah rahmet etsin. Yani hiçbir kin yok içimde ona karşı. Bu kadar eza vermesine rağmen. Çünkü beni bir çatı altına aldı. Ben çok kötü durumlarla karşılaşabilirdim. Bugün İstanbul'da oturuyoruz. Gazeteleri okuyun, bakın çocukların başına neler geliyor. Yani minnet duyuyorum. Şimdi o zaman onu ziyarete gittim. Şimdi onun oturuşu, affedersiniz, sanki öbür kalçasında yara varmış gibi kalçasının bir tarafına oturur. Şöyle bir kaykılırdı. Şeyde omuzu böyle burasında olurdu. Omuzunda olurdu.
hep hani masaları silerler ya. O da yani aşçı başı bilmem ne falan filan ama bir şey gibi, çırak gibi o da çalışırdı falan. Gittim, birdenbire beni görünce tabii tanıyamadı ya, aradan yıllar geçmiş. Bir fırladı, buyurun komutanım dedi, ne emredersiniz dedi. Beni yemek yemeye gelen birisi sandı. Ondan sonra fırladı. Fakat baktı ki benim gene aynı şekilde oturdu. Fakat orada çok hazin bir şey var. Tabii orada aşçı da dört masalık bir aşçı, büyük bir aşçı sanmayınız. Ben yetiyorum oraya. Bulaşık yıkamaktan tut, yemek pişirmeye kadar her şeyi yapan benim. Sonra orada oğlunu gördüm. Şimdi o 28. ilkokul, Koca Mustafa Paşa'da ilkokulun öğretmenleri yemek yemeye gelirlerdi. Benim davranışlarımdan okuyacak bir adam olduğumu herhalde hissediyorlardı. Aman İbrahim Efendi derlerdi, bunu okula ver. Niye vereyim okula derdi. Kim iş yapacak burada? Okula vermedi. Kendi oğlunu verdi. Bir baktım kendi oğlu okula verdiği halde hemen hemen bıraktığım yerde. Sırtında şey, burasında gene şey silme bezi, önlük kirli zaten. O zaman bu kadar temiz değildi tabii, kirli şey. O zaman ona da üzüldüm. Evet. Yani niye o çocuk öyle kaldı ama evet. O zaman şunu da düşündüm. Hayat kendi hesabını yapıyor ve bu hesaptan ders alıyorsa bir insan, evet, işte o bile insandır dedi. Evet. Arkadaşlar, bu toplantıda size çok söz veremedim ama sizin bakışlarınızla buranın bir parçası olduğunuzu hissediyorum. Hayat kendi hesabını yapıyor. Yani annenizin babanızın itmesi, diğerlerin itiş kakış olması değil. Hayat sizin kendi verdiğiniz emek ve kendi yeteneklerinizi bulup coşkuyla o işin içerisine girip girmemenizi ödüllendiriyor. Hayat o anlamda son derecede adil bir tarafı var. Çok. Bir tarafı var ve bir yolculuk yapıyor. Değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Değerli izleyenler, ben korku kültürünü insanlığın en büyük baş belası olarak görüyorum. Evet, yanlış duymadınız. Tüm insanlığın en büyük baş belası korku kültürüdür diyorum. Hele bu korku kültürü ailede yer almışsa ve ana baba çocuğunu korku kültürü içinde yetiştiriyorsa çok 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 yazık oluyor. İçim parçalanıyor. Bugün dünyanın neresinde doğarsa doğsun bir çocuk evrensel bir yaratık. Evrensel bir potansiyel olarak doğuyor. Benim ülkemde doğan çocukların dünyanın başka yerinde doğan çocuklardan hiçbir farkı yok. Ama ortam onların insan olarak oluşturulmasına imkan veriyor mu, vermiyor mu? Bu yolculukta, insan olma yolculuğunda korku kültürü umursamıyor. Ben diyor senden mevki bekliyorum. Ben senden sınav başarısı bekliyorum. Ben senden meslek, para, şöhret bekliyorum. Haydi bakalım göster kendini diyor. Senin mutlu olup olmaman, senin insan olup olman umurumda değil diyor. Onun için seni diyor uyurken öpeceğim, şımarmayasın. Böyle bir tavır içerisinde. Ama bir insan yavrusu saygı kültürü içerisinde, değerler bilinci içerisine eğer doğmuşsa o zaman hey, seninle beraber bir yolculuk yapacağız. Senin olabileceğinin en iyisi olmasına ben yardım etmek istiyorum. Çünkü seni seviyorum diyor. Ve böyle bir yolculuk içerisinde o kişi yavaş 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 insan olmasını tamamlamaya doğru gidiyor. Evet. Nerede anlarız korku kültürünü? Önce aileye bakalım. Karı koca ilişkisinde. Şimdi bir aile kuruluyor. Bazı ortamlarda diyor ki bak evleneceksin evladım. Dikkat et, ilk gece gözünü korkut. İlk gece karıya yüz vermeye gelmez, hemen yuları takar diyor. Kıza da diyorlar ki kız nikah dayana sen bas. Dikkat ayağına sen bas kız. Senin dediğin olsun. Ya bu aile mi kuruyorsunuz, savaş mı oluşturuyorsunuz? Kimin dediği olacak hadisesi o kadar önemli ki. Yazık. Yine ana baba çocuk ilişkisinde bakıyorum böyle. Diyor ki uyurken öpme, uyurken öpme şımarır.
Ve enteresan bir şekilde kadın gücünü baba korkusundan alıyor. Akşam gelince babana söyleyeceğim, görürsün sen gününü. Bundan daha iyi artık korku kültürü ortamı olabilir mi? Okula gidiyorsun. Okula gittiğiniz zaman öğretmenin yüzüne baktığın zaman ana diyecek bir yüz. Öğretmen yüzü. Böyle bir tavır içinde korku kültüründe. Yani korksunlar, çekinsinler. İlk günü birisini bir rezil edeyim. İbreti alem için bütün yıl rahat olayım. Enteresan bir şekilde ben bazı toplantılarda bakıyorum. Milli eğitim yöneticileri. Aman Allah'ım yüzünden düşen bin parça. Milli eğitim olarak kendilerini tanıttıkları zaman rahatsız oluyorum. Onları seveceğim bir yüz olması lazım. Korkulan bir yüz değil. Toplumsal ilişkilerde kim güçlü kim güçsüz. Eğer güçlüysem ben herhangi bir şekilde hiçbir kurala uymam. İstediğim yerde arabayı park ederim. Herkesin önüne geçerim tavrı. Değerli izleyenler yeniden söylüyorum. Korku kültürü insanlığın baş belası. Benim ülkemin en önemli, en temel düşmanı korku kültürü. Bunun farkına varalım ve bu program bir farkına varma yolculuğu başlatıyor. Biz farkına varma yolculuğunda beraber olmak istiyoruz. Ben masalını yitiren der. Bu kitabı okuduğum zaman itiraf edeyim Hacettepe Üniversitesi'nde beraber olduğum, tanıdığım çok değerli bir insanı tanımamış olmaktan, öyle bir fırsatı kaçırmış olmaktan hüzün duydum. Sonra araştırdım, Google'a girdim, telefonunu buldum ve şimdi beraberiz. Türkiye'nin tanımasını istediğim bir insan. Öyle gördüm sizi. Çok teşekkür ederim, kabul ettiniz. Ve sizden rica edeceğim. Önümüzdeki haftada beraber olalım, sohbetimize devam edelim. Memnun bu yolculukta ederim. Lütfen bana katılın. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum gençlerin, sizlerin arasında. Bu seyircilerimize bu evet. Bir takım izlenimlerimi yansıtma olanağı da evet. Buldum. Çok sevindim. Siz önemlisiniz ve bu yolculukta bizi farkına vardıracağınız çok önemli şeyleri çok mütevazi bir şekilde sıradan bir cümle olarak söylüyorsunuz. Biz farkında olma yolculuğunda tekrar birlikte olacağız. İyi günler diliyorum efendim.